Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS 2'deyiz. Bir Volvo modumuz var. Volvo FH16 mod. 750 beygirlik. Araç ücretli, yalnız bilginiz olsun. Normalde yurt dışına satılan bir araç. Digorlu Umut'un yaptığı bir araç. Ellerine kollarına sağlık bu arada. Ancak Türkiye'den satın almak isteyenler olursa ben Umut'a ulaşabileceğiniz bir link vesaire bir şey bırakırım. Yurt dışı fiyatından almayın, bilginiz olsun. Ben bilgilendirmiş olayım. Yurt dışı fiyatı, çünkü Türkiye fiyatıyla bayağı bir TL olarak yüksek oluyor. Umut daha düzgün fiyat yapabiliyor, bilginiz olsun. Daha böyle hani TL bazında bir fiyat yapıyor. Daha uyguna alınabiliyor. Satın almak isteyenler o şekilde alabilirler. Bir de Saldorse'miz var. Bir yapımcılarından bahsedelim. Ziya Bergal ve Güz Deniz Dehmen, emeği geçenler. Model Nixarlı, toplama ve edit Ziya Bergal, Güz Deniz Dehmen, ambiyans kaplama Ziya Bergal, dorse çevirme Ziya Bergal, animasyonlar Ziya Bergal, reklam tasarımları ve plaka Güz Deniz Dehmen, bazı parçalar Güz Deniz Dehmen. Emeği geçen herkesin ellerine kollarına sağlık. Dorse ücretsiz. Onun linki videonun yorumlarına sabitlenmiş bir şekilde bulabilirsiniz. İndirip kullanabilirsiniz. Bizim yükümüz bugün traktör olacak. Farklı farklı yük seçenekleri de var. İstediğinizi ekleyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Aks kontrolleri falan çalışıyor. Şöyle. Hem öndeki hem arkadaki hareketli yani. Evet, araç birazcık FPS düşürebiliyor. Aracın şu çakarlarıyla alakalı. Bilginiz olsun. Şu an mesela bakarken 60 64 66 o civarlarda. Çakarları kapattığımız zaman 80 82 83 civarlarında bayağı bir yükseliyor. Çakarlar bayağı bir FPS düşürüyor yani, bilginiz olsun. Türkiye haritasındayız. Bayburt, şurada gitmediğimiz bir yol vardı. Bayburt'tayız. Bayburt'tan şöyle normalde Mardin'e kadar yolumuz var. Çok uzun bir rota. Hepsini gidemeyiz. Gidebildiğimiz yere kadar gidelim. Şöyle Bayburt'tan çıkalım. Şu yolu muhakkak gideceğiz. Artık Erzurum'a kadar mı gideriz yoksa biraz daha devam eder miyiz bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Artık gidebildiğimiz yere kadar diyelim. Tüm kullandığım mod linkleri videonun yorumlarına sabitlenmiş bir şekilde bulabilirsiniz. Sadece araç modu ücretli. Şöyle bir çalıştıralım. Güzel de bir sesi var aracın. Evet. Böyle de bir sesi var aracımızın. Haydi bakalım, çıkalım yolumuza. Şunu açalım. Formattan sonra ilk defa ETS'ye girdim ve direkt videoya girdim. İnşallah bir sıkıntı, eksik meksik bir şeyler yoktur. Bütün ayarlarımı yedekleyerek attım formatı ama yine de ne olur ne olmaz belli olmuyor. Araç 750 güzel kaçıyor bu arada. Normalde kaç, 22 ton 24 ton mu ne yükümüz? Normalde bu kadar o ağırlığa seri hareket etmez ama böyle olunca, 750 olunca ediyor. Şimdi biz şuraya döneceğiz ama bize bir müsaade etseniz şöyle bir ilerlese. Gerçi kırmızı ışık yanıyormuş ileride. Ben dedim yine trafikte herhalde var bir sıkıntı. Trafikte değilmiş. Sağ altta gördüğünüz FPS sayacı Steam'in FPS arkadaşlar. Herhangi bir harici program değil. Bunu çok soran oluyor. Formattan sonra o yine büyüdü nedense. Her format attıktan sonra bir o problemi yaşıyorum ben. Kocaman oluyor. Sonra bir süre sonra o normal küçük olması gereken vaziyete geri dönüyor. Nasıl olduysa öyle büyük yani. O Steam'in FPS'i. Ekstra bir kullandığım mod değil. Orada trafik yine bence felç oldu. Çünkü yeşil yandı. Kimse ilerlemiyor. Biz şuradan aradan kaynayalım. Bak yeşil yandı, kırmızı yandı. Daha bir milim gitmedi kimse.
Şöyle Erzurum tarafına doğru gideceğiz. Evet, orada bir karışıklık var yine göbekte. Çadır karışmış yine. Her zaman olduğu gibi. Açalım camımızı. Dur bakayım. Evet, yine ön camdan kaynaklı müthiş bir parlama var maalesef. Onu da şöyle çözebiliyoruz. Grafik buradan yansıma detayını yüksek değil de orta yaptığımız zaman o çözülüyor. Aynen, şu an daha iyi oldu. Bu tarz araç modlarında olabiliyor camlardaki yansıma, parlama vesaire. O tarz durumlarda bu yaptığımı sizler de yapabilirsiniz. Yok. Çevirmişler tırı. Dibine kadar girdik herifin ama neyse ki retarder kurtardı. Frene basmamıza gerek kalmadı. Daha ayarlarım çok stabil değil. Format ertesi. Çok stabil değil. Videoda falan inşallah sıkıntı yoktur. Her ikisine de çünkü format attım. Her iki bilgisayara da. İnşallah oyunda bir problem yok gibi ama videoda inşallah yoktur. Şu an başladık video ama her an patlayabiliriz bile yani. Videoyu bitiririm bir bakarım, aa video kasmış, öyle olmuş, böyle olmuş. Belli de olmaz yani. Yani bu söylediklerimi siz duyuyorsanız şu anda emin olun problemsiz video çıkmıştır ortaya. Herhangi bir kasma, donma, takılma bir şey olmamıştır. Sesler falan iyidir. Bazen formattan sonra ayar yapmayı unutuyorum. Benim sesimi kameradan alıyor. Artık ortamda hangi sesler varsa alayını alıyor. Bütün direksiyon sesi, vitesi, atma sesi. Bir de uzaktan tabii alıyor. Hamamdaymışız gibi. Unutuyorum bazen onu ayarlamayı ama bu sefer mikrofonumu ayarladım. Mikrofonda sıkıntı yok. Oyun sesinde, görüntüsünde de problem yoksa sıkıntı tıttın ne? Evet, buradaki yollar böyle.
Erzurum il sınırı Kop Dağı geçidi. Ve lastik kameramız. Suyumuzu da alayım yanıma. Öt. Gidiyoruz. Kayıtta siyahlanmalar oluyor. Niye acaba? Arkadaş format atsan dert, format atmasan dert. Ne durum benim çektiğim ya şu kayıtlardan. Yani şu an yapmıyor. Ara ara yapıyor niyeyse. İlginç bir yolu bitirdik galiba. Kayı.
bir fren koysa uçtuk. Çünkü onların bastığı fren normal fren değil. 80'le giderken bir anda, bak bu normal, buna lafım yok. 80'le giderken bir anda ona düşebiliyor çünkü. Böyle giderken tık diye durabiliyor bile yani, hiç belli olmuyor. O konuda hiç sıfır güven. Eyvah, hadi bakalım burada kim geçecek şimdi? Bence ben geçeceğim. Sen duracaksın, ben geçeceğim canım. Tabii çarpabilir de hiç belli olmaz. Yapmadıkları şey değil. Yol senin de olsa affetmiyorlar, çarpıyorlar direkt. Hemşerim ne yapıyorsun? Abi bunların da böyle bir olayı var işte bak. Bak. Durduğu yere bak. Sonra burnunu alıp götürüyorsun. Hiç görmüyorum gelen giden var mı yok mu, direkt çıkıyorum valla. Heh, dorsayı da çık artık, kaldırma. Set mi konur? Güncel fiyatları koymuşlar. Bayağı güncel fiyatlar yani. O da iyiymiş. Evet, Aşkale'den çıktık. Yola bak. Dalgalı yol. Tedbirimizi alalım da. Dönüş varmış zaten. İyi ki yavaşladık.
geçtim vallahi, artık yapacak bir şey yok. Sarıda marıda geçerim dedim ama kırmızıda geçtik. Artık yapacak bir şey yok. Erzurum'da bitirebiliriz ya. Burası garaj. İleride şirketler var. Şirketlerin birine girip bitirebiliriz. Dur, sağdaki otogarmış ya, şirket değilmiş orası. Soldaki, pardon. Şu ITCC'ye girelim. ITCC. Girişi buradan herhalde. Lan oğlum, oldu mu bu şimdi? Tam da yerinde. Adamların önünü kapattık. Vallahi şu hale bak. Oğlum insan bir yol verir lan. Yuh size be. Vermezseniz ben alırım. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Geldik. Biraz yamuk girdik ama olsun. Problem yok. Evet arkadaşlar. Şöyle saatimizi az gündüz yapalım. Aracı Dorsa'yı daha net görelim. Emeği geçen herkesin ellerine, kollarına sağlık. 10 numara 5 yıldız bir araç. Sesi çok güzel. Benim çok hoşuma gitti sesi. Dediğim gibi ücretli bir araç modu satın almak isteyenler varsa Umut'a ulaşabileceğiniz. Ben bir link vesaire bir şey bırakabilirim. Bırakırım. İsteyenler Umut'la görüşüp fiyatını vesairesini öğrenirler. Normalde yurt dışı bazı bir mod olduğu için pahalı. Euro karşılığında satılıyor.
Ama Türkiye'den alacak olanlara falan ona göre bir fiyat belirliyor. Bilginiz olsun. Dorse ücretsiz zaten. Onu direkt videonun yorumlarına linkini sabitlerim. Aynı şekilde Türkiye haritası da videonun yorumlarında bulabilirsiniz linkini. Diğer kullandığım bütün modların linkleri de yine videonun yorumlarında sabitlenmiş şekilde var. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.